Anayasa Mahkemesi geçen hafta bir karar verdi ve yeşil sermaye şirketlerine para yatıran ve sonrasında mahkeme yoluyla haklarını arayan vatandaşların hak arama yolunu kapatan AKP tarafından çıkarılan kanun değişikliğini iptal etti. Bu kanun meclise geldiğinde biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak direnmiştik, itiraz etmiştik. Çünkü AKP ikinci kez on binlerce yurttaşımızı mağdur etmekteydi. İlk kez bu yeşil sermaye şirketleri vatandaşlarımızın dini duygularını istismar ederken sessiz kalan, bu şirketleri denetlemeyen AKP bu şirketlerin batışına göz yummuş, vatandaşların hak arama yoluna da engel çıkarmıştı. Son olarak 4 yıl önce 2019'da getirdikleri torba kanunda bir madde eklediler ve dediler ki işte Kombassan aleyhine ve diğer şirketler aleyhine vatandaşların açtığı davalar yok hükmündedir. Artık dava açılamayacaktır diye. Biz o dönemde Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekillerimiz mağdurlarla buluştuk ve dedik ki vatandaşın kim olursa olsun hak arama yolu kapatılamaz. Hele devlet eliyle hiç kapatılamaz. Ama bizi dinlemedi AKP milletvekilleri, oy verdiler. Arkasından Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı yasada başka maddeleri veto ederken bu maddeyi tüm çağrılarımıza rağmen veto etmedi ve onayladı. Sonrasında yüzlerce, binlerce dava kapatıldı. Büyük mağduriyetler yaşandı. Şimdi 4 yıl sonra Anayasa Mahkemesi hukuksuzluk yaptınız dedi. Vatandaşın hak arama yolu kapatılamaz dedi. Peki şimdi ne olacak? Mağduriyetler sürmekte. Binlerce kişi davası kapatılmıştı. On binlerce mağdur vardı. Yapılması gereken belli. Artık devlet bu vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi, haklarının bu şirketler tarafından son kuruşuna kadar ödenmesini mutlaka ama mutlaka güvence altına almalıdır. Vatandaşlarımızın istismarına son verilmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönem ne kadar haklı olduğu Anayasa Mahkemesi kararıyla ortaya çıktı. Keşke o dönem AKP milletvekilleri ve Cumhurbaşkanı bizleri, mağdurların sesi olan Cumhuriyet Halk Partisi'ni dinleselerdi. Şimdi bu mağduriyetlerin mutlaka ama mutlaka giderilmesi devletin sorumluluğundadır.